Batı Trakya ekonomisine Türkiye'den gelen desteğin en önemli kalemi turizm. Bölgede yaşayan Türk asıllı turizmciler sektördeki son durumu TRT Havas'a değerlendirdiler. Batı Trakya ekonomisi için Türkiye ile olan yakın bağlar büyük önem taşıyor. Özellikle turizm sektöründe son yıllarda görülen gelişme, bölgede yaşayan Türk asıllı vatandaşlar için de umutları arttırıyor. Ancak Yunanistan'daki ekonomik kriz, özellikle Türkiye'ye gelen Yunanlıların harcamaları olumsuz etkilemiş durumda. Türkiye'ye tur düzenleyen bir firmada çalışan Özlem Hüseyin, krizin olumsuz etkisini anlatırken dikkat çekici örnekler veriyor. Turla uğraşıyorum. Önceden sadece, krizden önce sadece kadınlar vardı. Köy köy insanların toplanmaları vardı. Şu an daha çok yerlere ulaşabiliyorum. Krizin etkisi olsa bu gerek dağıttı bizi gibi. Her yerden daha belirli yerlerden insanların toplanması mümkündü. Şu an olmuyor işte. Zorlanıyor. Durumda peki krizden önce krizden sonra. Evet, bu çok büyük bir rol oynuyor. Oynuyor değil mi? Tabii muhakkak. Önceleri hatırlıyorum, yıllar önce. Gümrüklerde durduğumuz zaman gümrük memurları bakamıyordu. Açamıyordu kapakları otobüsün. Şu an baktığın zaman öbür tarafını görüyorsun. Hiçbir şey yok gibi yani. Sadece aslında belki de onu o an israf ediyorduk değil mi? Evet. Hani en güzeli de belki şu an yaptığımız ama yani arada bir fark var. Bu iyi veya kötü olarak bunu ben söyleyecek durumda değilim şu an. Evet, var yani, bir fark var. Özlem Hüseyin, Yunan vatandaşlarının alışveriş için Türkiye seçmelerinin nedeni olarak seçme şansının fazla olmasını gösteriyor. Türkiye'de seçenek çok. Evet. Ucuz ve pahalı imkanı. Yani bizim elimizde seçme şansımız var. Burada seçme şansına sahip değiliz şu an. Seçemiyoruz. Belirli. Orada tekstil çok ileride olduğu için, biz de alışveriş için gittiğimiz için yani iyi veya kötüsü var, ucuzu veya pahalısı var. Kendimize kalıyor bu sefer bunu seçmek. Yani insanlar bu yüzden tercih ediyor bildiğim kadar Türkiye'yi. Yaklaşık 10 yıldır turizm sektöründe çalışan Münevver Hacı, vize engelinin kalkması durumunda turizmin daha da canlanacağını belirtiyor. Turizm olarak müthiş bir şekilde gelişme yaşanır burada. Sadece bu bölge için demiyorum, genel olarak Yunanistan'da aynı şekilde. Yunanistan'a büyük bir yardım olmuş olur. Katkı payı olacağı kesin, genel olarak. Yani turizm sadece Türkiye payıyla nereden gelirse gelsin, turizm bir bulunan bir bölgenin kalkınması için çok önemli bir etken. İnsanların tabii ki de yaşamsal faaliyetlerini sürdürmeleri için yemek, içmek, gezmek de her ne kadar geri plana atılsa da bu da önemli bir etken. Özellikle günümüzde modern yaşamda herkesin bir ihtiyaç duyduğu ve bu koşuşturma yoğun yaşamda, modern değil aynı zamanda yoğun yaşam şartlarında ihtiyaç duyduğu bir bölüm diyelim. Onun için herkes önem veriyor. Krizle birlikte evet mutlaka bir düşüş oldu ama sadece düşüş oldu diyebilirim. Onun dışında Türkiye ile alakalara, bağlantılara gelince mecburiyetle devreye giriyor. Sadece şey değil yani lüks değil, mecburiyetle birlikte aradaki şeyler devam ediyor. Devam.